Merhabalar dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım sağlığınız, haliniz, keyfiniz yerindedir deyip oynama videoma başlıyorum. Bugün sizlerin karşısına yeni bir oyunla çıkıyorum. Daha önceden bu oyunu benden isteyen arkadaşlar olmuştu. Oyunumuzun adı Age of Civilization 2. Gayet güzel bir oyun. Bu oyunu da seri haline getirebiliriz. E, Tabi burada sizden gelen geri dönüşler benim için çok önemli olacak. O yüzden eğer videoyu beğen beğenirseniz, videonun devamının gelmesini isterseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizden küçük bir istirhamım ve sonrasında oyuna geçiyorum. Şimdi öncelikle yeni bir oyun başlatalım. Ben önceki oyunumu siliyorum. Şimdi bize otomatikman verdiği yer yani bize otomatikman haritada bir bölge atıyor ama bu 1440 haritası arkadaşlar. Bir yandan da oyuna genel bir bakışta yapalım. Oyun hakkında da küçük küçük bilgiler vereyim. Çünkü Oyunu ilk açtığınız zaman birazcık karışık gelebilir. Şimdi buradan en üste tıklayıp biz Modern Dünya'da oynamak istediğimiz için en azından ben Modern Dünya'da oynamak istediğim için senaryo yükle butonuna basıyorum. Şimdi bize Modern Dünya haritasını açıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi işte Türkiye, Azerbaycan, İran, Suudi Arabistan vesaire bu şekilde ülkeleri gösteriyor. Şimdi sol alt köşede seçenekler kısmı var. Sol alt köşede seçenekler kısmına geldiğimiz zaman e, bu arada ülkemizi değiştirmeyi gösterelim. Türkiye'yi ben şimdi seçtim arkadaşlar benim Türkiye'de oynayabilmem için bu e, sağ alt köşede Yunanistan yazan yere bir kere tıklamam gerekiyor ve artık Türkiye'yi seçmiş bulunuyorum. Oyun bize e, ilk etapta Yunanistan baş, Yunanistan'dan başlatmıştı e, ama ben e, tabii ki Türkiye'yi seçmek istiyorum. Şimdi burada e, ayarlarda zafer koşulları demiş. E, i̇şte hakimiyet bunu siz belirleyebiliyorsunuz. İşte e, ya da şu 400 tur sonra 500 tur sonra oyun bitsin diyebiliyorsunuz. E, ben bu ayara çok dokunmayacağım. Şu an %100'e getiremiyorum ayarı. Neyse yüzde 99'da kalsın çok da önemli değil. E, ondan sonra zorluk seçebiliyorsunuz. Ben daha yeni başladığım için oyna e, orta seviyede oynamak istiyorum. E, savaş sisi bunu kapalı yaptığınız zaman arkadaşlar bütün ülkelerle ilgili bilgileri görebiliyorsunuz. Ne kadar askeri var, ne kadar vesairesi var falan diye. Ben savaş sisi kapalıdan ziyade e, klasikte oynamayı istiyorum. E, klasikte de bakalım bilgi veriyor mu? Klasik demiş ki eyalet sahipliği bilinir ama yalnız komşu eyaletlerdeki askerler görülür demiş. Bence klasik ideal. E, oyun hızı şöyle oyun hızını birazcık hızlandırabilirim. Şöyle yüzde %150 yapayım. E, umarım çok hızlı olmaz. Sonra e, saldırganlık seviyesi var. Burada e, işte oyundaki ülkelerin agresifliğini belirleyebiliyoruz. Ben saldırganlığa da çok dokunmak istemiyorum. E, diğer ayarlara çok fazla dokunmayacağım. Buradan e, yapacaklarım bu kadar. Şimdi e, oyuna başlayalım. Oyuna başlayınca zaten ben size oyun içinde bir yandan anlatıp bir yandan da oynamaya devam edelim. Bu ilk bölüm e, hem oyuna genel bir bakış hem nasıl oynanırla ilgili bir bölüm olur. Sonraki bölümlerde de hedefimizi gerçekleştirmeye çalışırız. Hedefimiz şu olacak arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğunu kurabilmek. E, ben bunu yapmaya çalışacağım. İşte Osmanlı İmparatorluğunun en fazla toprağa sahip olduğu dönemdeki bütün toprakları ele geçirmeye çalışacağız, fethetmeye çalışacağız. Şimdi e, bu yukarıda sol üst köşede mikrofon simgesi var. Bunu nereye taşı taşısam diye şu an düşünüyorum. Ben onu umarım bana engel olmaz sağ üst köşeye yerleştirdim. Şimdi şöyle arkadaşlar, burada haritanın istediğiniz bir bölgesine tıklayıp seçebiliyorsunuz. Biz e, ülke olarak Türkiye'yi aldık. Şimdi burada Oyunun başında Yapmamız gereken bir takım şeyler var Burada Gelir ve gider tablosu var arkadaşlar şimdi buradan ben vergileri arttırdıkça Benim Gelirim artacak vergileri arttırabiliyorum Burada çizgi geçmenizi çok tavsiye etmem Çizgi geçtiğiniz zaman mutluluk azalacaktır arkadaşlar Tam çizgi üzerinde kalmanız bence ideal Bu şekilde geliriniz ideal bir şekilde artmış olacaktır Burada Mallar kısmında ben yine bunu çizgide tutuyorum Çizgide tutmamın sebebi bunu arttırdığınız zaman giderlerin artması, azalttığınız zaman da yine az evvel bahsettiğimiz durum Ve büyüme oranının yavaşlaması Şimdi araştırma kısmında şöyle birazcık ben araştırma kısmının maliyetlerini Kısmak istiyorum bunu ilerleyen zamanlarda yükseltiriz Burada yatırımlar kısmında yine çizgiye getiriyorum ben arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi yatırımları arttırdığım zaman giderler artıyor ve şurada e, görüyorsunuz e, benim gelirim azalıyor ben bu yatırımlar kısmını da çizgiye getiriyorum e, birazcık agresif bir oyun oynayacağım birazcık agresif bir oyun oynayacağım için de e, açıkçası gelirimin bir tık daha fazla olmasını istiyorum ve e, ayarları bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar bu ayarları yaptıktan sonra burayı kapattım. Bize her tur yaptığım ayarlar sayesinde 9000 altın otomatikten para gelmiş olacak Bir de burada e, Şu şekilde teknoloji noktaları şeklinde bir geliştirmemiz var Bunu da Ben e, Özellikle Vergi gelirlerine Parmaklar kocaman olduğu için diğer tuşlara da dokunuyoruz haliyle Ordu bakımına Dediğim gibi agresif bir oyun sergileyeceğim için Ordu bakımına da önem veriyorum Sonrasında üretim gelirine birazcık verebiliriz. Nüfus artışına birazcık verebiliriz. Ekonomi büyümesine e, yine diğerlerine nazaran biraz daha fazla önem veriyorum. Burada yönetme 4 verelim. Kolonizasyona modern dünyada gerek yok arkadaşlar. E, bu eski çağlarda oynanan oyun modlarında gerekebilir ama bizim oyunumuzda e, kolonizasyona gerekmeyecek. Çünkü biz modern dünyada oynuyoruz. E, kalan 3 puanı da ben... E, Araştırmaya veriyorum ve bunu da kapatıyorum. Şimdi e, bizim şu sağ üst köşedeki Türkiye bayrağını dokunarak ilk açtığımız yeri açabiliriz. Sol üst köşedekine de dokunarak e, burada diğer ülkeler hakkındaki bilgileri de görebiliriz. Bu arada buradan da bunları değiştirebiliyormuşuz. Denemiş olduk, Deneyim, deneyip görmüş olduk. Bu şekilde e, ilk bakışımızı yapmış olalım arkadaşlar burada mesela diplomasiden e, ülkelerle e, Diplomasinizi Geliştirebiliyorsunuz İşte savaş ilan et ultimatom gönder ilişkileri geliştir e, Hakaret et vesaire vesaire burada e, değişik e, Şeyler var onların hepsine sırası gelince bakacağız Burada vasallar bir vasalı serbest bırak işte başkent taşı vesaire falan bu tür özellikler var hükümet biçimini Değiştir kısmında da arkadaşlar Şimdi bir takım Yönetim şekilleri var İşte demokrasi monarşi komünizm faşizm vesaire vesaire Bir dolu değişik Yöntemler var Cumhuriyet var Mesela burada gördüğünüz zaman mesela Cumhuriyette vergi geliri Basılı tutsam gidecek mi acaba? Gitmez inşallah Vergi geliri yüzde 2 azalıyormuş yönetim maliyeti yüzde 2 azalıyormuş araştırma maliyeti 2 azalıyormuş İşte hareket Maliyeti ee, sanırım bu da azalıyor. Ee, savunma bonusu da artı 4 artıyor. Mesela komünize bakalım arkadaşlar. Vergi geliri %2 azalıyor. Yönetim maliyeti %8 artıyor. Araştırma maliyeti %4 artıyor. Ordu bakımı %3 azalıyor. Savunma bonusu %3 artıyor. Mesela faşizme baktığınız zaman vergi geliri artıyor vesaire falan. Üretim geliri artıyor. Ee, yani burada e en fazla avantaj sağlayanı seçmek istiyorum ben. Ama gönlümde Cumhuriyetten yana. Şöyle bir baktığım zaman. Sanki hepsinde artısı olan faşizm gibi geliyor arkadaşlar. Bunu sonrasında da değiştirebiliyoruz. Ee, ama zaten hükümet biçimini değiştirmek için e, 16.700 altın gerekiyormuş. Ee, bunu ilerleyen zamanda ben biraz daha araştırıp ona göre bakarım. Şimdilik bu şekilde kalacak. Buradan mesela kredi alabiliyoruz. Mesela işte 12.000 kredi aldığımız zaman faiz artı binde faiz oluyormuş gibi. Neyse şimdi oyunumuza başlayalım Şunu kapatacağız Şöyle başkentimiz Ankara arkadaşlar Hadi ya falan diyeceksiniz şimdi duyuyor gibiyim ee, Ama oyunda da normal günlük hayattaki başkentleri aynı şekilde yapmışlar Şimdi buradan harita modlarını da e, Değiştirmek istiyorum açıkçası Şu şekilde ordu moduna getirmek istiyorum şu an bizim başkentimizde 2250 askerimiz var. Ben bu askeri ilk etapta yapmayı planladığım şey Suriye'yi fethetmek arkadaşlar. Önce Suriye'yi fethedeceğim. E bu arada oyun planımı da size şu şekilde aktarayım. Şimdi bu bizim sol üst köşedeki ülkeler küçük küçük çok da e, güçlü sayamayacağım ülkeler. Ama şurada e, Arabistan ve e, Mısır Güneyde bizim savaşmak zorunda olduğumuz güçlü ülkelerden ve savaşmak zorunda olmadığımız bir diğer güçlü ülke İran arkadaşlar. O yüzden ben öncelikle yine yanlış yere dokundum. Kusura bakmayın. Ben öncelikle bu arada bu görünüşü de çok beğenmedim. Şöyle bir bakalım. Yine orada kalsın. Vazgeçtim. Şimdi e, İran mesela buradan şehirlerini görebiliyoruz. İşte nüfusunu görebiliyoruz. Buradan Türkiye'nin nüfusunu ve şehirlerini görebiliyoruz. E, dediğim gibi e, bu biz iki güçlü Arabistan ve Mısır ile savaşmak zorundayız. E, İran'la savaşmak zorunda değiliz. O yüzden ben e, İran'la Diplomasi Geliştireceğim ki ben savaşırken bana saldırmasınlar şimdi burada Bu şekilde ilişki geliştir şeklinde Gönderiyorum Diplomasi puanım 6.9'a düşüyor ama İran'la Arayı iyi tutacağız arkadaşlar Şimdi oyunumuza artık başlayabiliriz Şimdi burada bizim 2250 tane Askerimiz var Tamamını hareket ettiriyoruz. Hareket ettirdikten sonra sonraki tur diyoruz ve bir sonraki tur'a geçiyoruz arkadaşlar. Tekrardan buradan buraya hareket ettiriyoruz bütün askerlerimizi. Askerlerimi şu an Suriye sınırına doğru taşıyorum arkadaşlar. Suriye sınırına doğru taşıdıktan sonra e, yeni ordu da oluşturup Suriye'ye savaş açacağım. Tekrardan askerlerimizi hareket ediyorum. Sonraki tur diyoruz. İran'a bir kere daha diplomasi yollayalım. Sonrasında bizim buradaki ordumuzu Hatay'a gönderelim. Sonraki tura geçelim. ve artık buralarda arkadaşlar yavaş yavaş ordu geliştirmeye başlayacağım. Bütün sınırlara Suriye ile komşu olan bütün bütün sınırlarıma asker yetiştireceğim arkadaşlar. Çünkü Suriye'nin bana geri bir saldırı yapmasını istemiyorum. Burada maliyetle ilgili bir sıkıntı yaşadık. Ha hareket puanı yok diyor. Neyse, bir sonraki tura geçelim. Burada tekrardan geçiştiriyorum. Sonraki tura geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bu arada çok sık arkadaşlar diyorum. Kusuruma bakmayın, e, ağız alışkanlığı olmuş. Bunu da yavaş yavaş azaltmaya çalışıyorum. Burada İran'a bir kere daha ilişki geliştirerek diplomasi, diplomasi puanımızla e, İran'la mümkün olduğunca dost olmaya çalışacağız. Hem bu arada e, şunu göstermeyi unuttum, kusura bakmayın. Şimdi burada mesela şekillendir dediğim zaman. Osmanlı İmparatorluğu Şekillendir dediğim zaman Benim hedefimi Bu şekilde Görüyorsunuz arkadaşlar Ben Bu toprakları almaya çalışacağım zaten dediğim gibi İran'dan alacak bir toprağım yok Şurada Alacağım bir toprak parçası var bunu ilişki geliştirip para karşılığında almayı düşünüyorum Onun dışında diğer yerlere saldırarak buraları ele geçireceğiz Bu arada acaba her şekillendir dediğim zaman paramız gidiyor mu merak ettim. şu an size beraber öğrenmiş olacağız e, gitmiyormuş e, neyse şimdi artık e, fethetmeye başlayalım güzel dostlarım buradan hmm. öncelikle savaş açabilmemiz için demek ki Suriye'ye normalde ben direkt bu ordumu buraya hareket ettiririm ve savaşa başlarım diyordum. Sonraki tur diyelim. Aynen öyle. Direkt savaş açamıyoruz arkadaşlar. Şimdi Suriye'ye savaş ilan ediyorum. Şu an Suriye'ye savaş ilan ettik arkadaşlar. Ve artık topraklarına askerlerimi gönderebilirim. Askerlerimin tamamını gönderiyorum. Şu an bütün sınır komşu şehirlere askerlerimi gönderdim. Sonraki tur diyorum. Gördüğünüz gibi mesela benim 1520 gönderdiğim yerde onların 475 askeri varmış. Orayı ben kazanıyorum. Yine aynısını diğer bölgelerde de tek tek gösteriyor. Şimdi bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Şimdi buradaki, bu arada buna da sonraki diyelim. E, şu an bu dört bölgeyi ben ele geçirmiş durumdayım. E, yavaş yavaş Suriye'nin bütün topraklarını ele geçireceğiz. Şimdi askerlerimi nasıl hareket ettireyim diye düşünüyorum. Hemen sonraki tura geçelim. Buradan şuraya birazcık destek göndermek istiyorum. Diğer kalanı buraya göndermek istiyorum. Hemen sonraki tura geçelim. Ee, yanlışlıkla Lübnan'a saldırmayayım diye bakıyorum da. Şöyle hareket ettirelim. Sonraki tura geçelim. Ee, Suriye'de artık çok az bir toprak parçası kaldı. Ve artık kalan son parçada burası e, buraya da saldırıp bu işi tamamıyla sonlandırmak istiyorum ben. Şimdi şöyle bu askerlerimi buraya taşıdım, bu askerlerimi de buraya taşıdım, e, bu askerlerimi de e, ikiye bölmek istiyorum. Ola ki son parçadan bana saldırı gelirse diye sonraki tur dedim. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle politik haritaya geçelim. Suriye'nin bir toprağı kalmadı. Burada e, birazdan bize anlaşma için başvuracaklardır sonraki tur diyorum. Gördüğünüz gibi şu an Suriye bana e, barış için teklifte bulunuyor. Barış müzakerelerine bakacak olursak şöyle ateşkesi ben. En düşük noktada tutuyorum Bu Toprakları da Ben kendi toprağıma katmak istiyorum arkadaşlar Dilerseniz burayı vasallaştırabiliyorsunuz Ama ben hepsine Kendi toprağıma katmak istiyorum Ve talebimizi gönderiyoruz Artık buralar bizim arkadaşlar Şöyle göstereyim. Şimdi e, yapmamız gereken şöyle bir şey var. Bu arada diplomasi puanım yine e, yeteri kadar birikmiş. Birazdan İran'a yeni bir diplomasi gönderirim. Şimdi Türkiye'ye tıkladığımız zaman bizim e, illeri bulup bu katmış olduğumuz illeri e, yani isyan çıkarmasına engel olmaya çalışmak. Şöyle bir tur daha atlayalım. Yeteri kadar paramın biriktiğini düşünüyorum. Mesela Özbekistan bizde diplomatik ilişkileri askıya almış çok da Mühim değil Şimdi burada bizim Bunlar yeni şeylerimiz arkadaşlar Gördüğünüz gibi Bizim buralarda Nüfusumuz Azınlık durumda bizim buralardaki nüfusumuzu arttırmamız lazım Şimdi burada ee, özümseme diye bir olay var bizim buraları Özümsemeye başlamamız lazım Yeteri kadar param olduğunu düşünüyorum ben şimdi hepsine e, Mümkün olan en kısa sürede özümsemeye çalışacağım buradan Buna onayla dediğim zaman Diğer Şehre geçirecek beni Bunların hepsine tek tek onayla diyorum arkadaşlar Büyük şehirlerde daha fazla altın gerekiyor. Şöyle bir bakalım. Acaba gözden kaçırdığım bir şehir var mı diye bakıyorum da sanırım yok diye düşünüyorum. Burada mesela bu şehrin devrim yapma ihtimalinde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şurada bir yumruk işareti var. Bu yumruk işaretine bastığınız zaman işte mesela devrim çıkarmak daha doğrusu şu nüfus yeşil olan devrim riski yüzde sıfır mesela devrim riskini görebiliyorsunuz. i̇lk bölüm bu kadar olsun. İlk bölümde Suriye'yi fethetmiş olalım. Şu şekilde politik gösterelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Amacımız Osmanlı İmparatorluğu'nu eski gücüne kavuşturabilmek. Daha doğrusu Osmanlı İmparatorluğu'nun hakim olduğu bu şurada pembe gördüğümüz toprakları kendi topraklarımıza katabilmek ee, videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarıma çok 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 teşekkür ediyorum çok seviyorsunuz bunu bilmenizi isterim Kendinize iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle ee, Sağlıcakla kalın videoyu burada sonlandırıyorum görüşmek dileğiyle arkadaşlar